ve Derya ve İlker. 9 yıldır evlisiniz. Evet, 10. senemize giriyoruz. Ne güzel. İlker'in en güzel huyu ne? İlker olsun. En güzel huyu çok kararlı. Yani hep akıllı... Sen kararsız mısındır? Genelde kararsız oluyorum. Danışıyorum. Beni yönlen, gerçekten haklı çıkıyor sonunda. Ne güzel. İşte birbirinizi evet. Tamamlıyorsunuz böyle. Aynen. Peki nasıl tanıştınız? Biz kırtasiyede tanıştık. Hastanede tamamlandı. Hastane odasında. Arkadaş ne hayatlar var. Şöyle bizim gerçekten herkesin hikayesi çok özel, çok güzel. Bizim gerçekten bir film gibi. Nasıl oldu? Ben Uludağ Üniversitesi Fakültesi'nin hastanesinde kırtasiyede çalışıyorum. Part-time çalışıyorum. Hem o ara okuyorum. Eşim de hastanede o sırada bir tedavi görüyor. Kırtasiyeye geliyor fotokopi çektirmek için. Küçük bir reçete gibi bir şey fotokopiye geliyor. O geldiğinde ben o sırada başka bir işlem alıyorum. Ben beni yandan izlediğini görüyorum ama şöyle baktığımda kafasını çeviriyor. Sonra ben işimi yaparken hala beni kesiyor, bakıyorum beni izliyor. Bir iki kere böyle geçti. Sonra akşam yine aynı sayfayla fotokopiye geldi. Ben çektim fotokopisini verdim. Akşamüstü kapanacağız. Kapanış saatinde yine geldi. Baktım yine aynı sayfa. Şimdi bana baktığı için hani çekerken şöyle bir baktım. Öğrenci değil, ders notu değil. Reçete gibi bir şey. Akşam yine aynı sayfayla geldi. Ertesi günü... GBT'yi almış. Yandan oraya bakarken diğer yandan da şimdi reçeteye bakıp GBT almış. Başında da bir şapka vardı. Benim de dikkatimi çekti o. Şimdi şapkayla şöyle şöyle bakıyor. Tam net de göremiyor. Böyle bakınca dikkatimi çekti. Ertesi günü yine fotokopi çektirmeye geldi. Ve yine aynı sayfa, inanın. Aynı kağıtla. Demek ki sürekli birileri ondan onun fotokopisini istiyor. Cebine koymuş onu, karışık artık. Bir o var fotokopi çekiyor. Beni görmek için bir hafta kadar böyle devam etti. İkinci haftamızda da sürekli kırtasiyenin önünden geçiyor ve bakışıyoruz, göz göze geliyoruz. Günde kaç kere geçtiğini bilmiyorum ama 4-5 kere ben kafamı kaldırdığımda görüyorum. Göz göze bir süre böyle oldu. Yani bakışarak o geçtiği anı ama... Böyle heyecanla bekliyorum. Ben de etkilendim. Bakışmalar hoşuma gitti. Ben daha 17 yaşındaydım o zaman. Üçüncü haftamıza geçtik. Üçüncü haftada bu sefer kırtasiyenin yanından pastane var. Pastaneye geçiyor. Kahvesini alıyor. Bana bakarak kapının önüne çıkıyor ama gitmiyorum. Yani o bana işaret veriyormuş orada. Hani sen de gel diye. En sonunda geldiğinde fotokopiye meğerse telefon numarasını alta yazmış aslında. Ama ben görmedim. O günlerce benim aramamı beklemiş. İlker'e bak kunduz. Sonrasında üçüncü haftadayız. Aradan birkaç gün geçti, İlker ortada yok. Ben de sinirli, sürekli kapı, gözüm de kapıda. Yani alıştım gerçekten, böyle bakışmalar hoşuma gitti. Görünce heyecanlanıyorum, kalbimin sesini falan duyuyorum. O kadar heyecanlanıyorum. Sonra sinirlendim. 3-4 gün oldu ve dedim hani baktı gitti. Alıştırdı kendine, gitti diyorum. Gelsin şurada dursun, asla bakmayacağım diye kendimi de dolduruyorum o arada. Sadece bakışarak şu anda trip atıyor. Evet, aynen öyle İlker Bey. Ertesi günü geldi. Ve ben unuttum sözümü, yine kalbim hızlı hızlı çarpıyor. Heyecanlandım görünce, kahvesini almış. Camdan bana baktı ve bir dakika geç şöyle bir işaret etti bana, hani gelir misin diye. Ben de gittim, ben de bir kahve aldım. Kapının önünde, merhaba merhaba, adımı zaten biliyor, kartımda Derya yazıyor. Ben İlker, tanıştık. Ondan sonra hayırdır dedim, hani bir süredir buradaydın geçen haftalarda. Üç gündür yoktun, ayrıca nerede o kağıt? Birkaç gündür yoktum falan deyince, şimdi tabii farkında olduğumun farkına varmış o da. Sonra bana dedi işte hastalık, eşim o ara lösemi tedavisi görüyormuş, yeni teşhis konulmuş. Benim bundan haberim yok, ameli M2 dedi, hastayım, kan hastalığı dedi, çok geçmiş olsun dedim ama hiç bilmiyorum. Yani hematoloji bölümü bile dese o zamanlar hangi bölümün anlamı nedir, hiçbir şeyden haberim yok. Sonra ben onu takip etmek istedim, nerede odası, nerede, nereye çıkıyor diye. Gidiyor ama hani çaktırmak da istemiyorum. Ya ben oradan geçeyim, ben göreyim falan diye. Baktım, takip ediyorum ben onu. O da meğerse farkına varmış benim takip ettiğimin. Bir baktım ben önde, o arkama geçmiş. Ben görünce kıpkırmızı oldum. Orada anlamış zaten onunla ilgilendiğimi. Sonra tekrar konuştuk. Numaramı vereceğim dedi. Yazacağım dedi. Mesaj atacağım sana, kaydedersin. Tamam dedim, kaydederim. Bir saat geçti, İlker numarasını attı ama hiçbir şey yok mesajda. Yani merhaba, ben İlker. Hani selam gibi. Bomboş bir kutu, numarasını göndermiş sadece yani. Böyle bir dedim, insan bir merhaba der, bir selam, hani nasılsın der. Ben kaydettim, ertesi günü buluşacağız. Ben görüşme yerine gitmedim. Öyle bir endişe de var ama buluşmak ya, da istiyorum. Anlattıkça ben hipnotize olduğumu hissettim.
Sonra ilk buluşmaya gitmedim ben. Aradı beni telefonda, bir saattir bekliyorum, neredesin dedi. Ben de kusura bakma lütfen dedim, gelemeyeceğim dedim, evden çıkamıyorum, izin alamıyorum. Niye beni bir saattir bekletiyorsun o zaman dedi, telefonu kapattı. Bir kötü oldum o zaman telefonu kapatınca, ilgilenmedi, gerisi gelmedi yani, böyle birden tık diye bitirdi. Şimdi hani hep o zamanlar, daha 17-18 yaşındayım, böyle yeni kendi yaşıtlarımız, akranlarımız teklif eder, dışarıdan ilgi alaka gelir. İlker'de öyle bir şey hiç yok. Dikkatimi o çekti ilk önce benim zaten. Yani hani koşmuyor peşinden. Taşan kullanır taktı neden abi falan dedim. Peşinden nasıl koşmuyor? Fotokopicinin önünden 6 kere geçmiş. 3 hafta boyunca daha ne yapsın? Sonra ertesi gün geldi. Görüştük biz yüz yüze. Kaç yaşındasın dedi. Sen kaç yaşındasın dedim. O bir 24 deyince ben böyle bir kaldım. Korktum yani 24'ü duyunca. Şimdi 17 dersem çoluk çocukla uğraşıyorum mu deyip belki görüşmek ister diye, istemez diye düşündüm ve ben yalan söyledim yaşımı. İlk yalanım o oldu. İlk yalanın o değil. Evden çıkamadığımda o evet, da yalandı. 17 derken 19 dedim. 17 mi 19 mu dedi. Bir de o zamanlar yaşımızı büyütme şeyimiz vardı. 21. Dedim 21 mi 19 mu 17. 26 yaşındayım ben. Ya şimdi o dönemler kendimizden 2-3 yaş büyüğüne bile böyle abi diye alıştırmışlar bizi. Ben de 24'ü duyunca çok büyük geldi bana. Ben de 19 diyeyim de dedim, hani beni çocuk gibi görmesin. Şimdi küçültüyoruz yaşımızı. O zamanlar büyütürdük. Ama öyle oluyor. Evet. Yani böyle bir genç kızlık hep büyük kadın gibi giyinmek ister. Büyüdükçe de genç kız gibi giymek ister. Öyle bir hikaye varmış. Aynen öyle, öyle İlker Bey. Sonra ben Kırtasiye'den ayrıldım. Yine hastanenin yemekhane bölümünde doktor hocalarımızla birlikte o fişte çalışıyorum. Fiş veriyorum hocalara, part time çalışıyorum. İlker'le bu arada izine gönderdiler. Eve gitti, daha kemoterapiye başlamıyor. Aradan bir ay geçti. Biz o bir ayda hiç görüşmedik. Aramadı çünkü beni. Çok gururlu. O konuda o zaman sevgili. Yani tam böyle samimiyet kurana kadar çok gururluydu. Asla tükürdüğünü yani peşimden koşmadı, aramadı. Cem tükürdüğünü Umut da yalamıyor. İlker aramadı ya beni hiç. Bir ay sonra benim yemekhanede çalıştığımı da bilmiyorum ama o sürede sürekli kırtasiyenin önünden yine geçiyormuş. Beni görebilme umudu var içinde. Göremiyor, aramıyor da buluşmaya gitmedim diye, bir tripli o da. Yemekhanede normalde fiş verirken o gün 5. kat hematoloji bölümüne çıkan ablalarımız var, yemek veriyorlar. Ben de çok merak ediyorum dedim, hani katları ne iş yaptığınızı merak ediyorum. Gelebilir miyim? Gel dedi ablacığım. Gittim, başımda bone, ağzımda maske. 161 numaralı odaya girdim. Ve tam fişi bıraktım, yemeğini bırakacağım, fişi aldım, yemeğini bırakacağım. İlker odada kimse yoktu, yatak boştu. Tam çıkacağım, İlker kapıdan içeri girdi, ben çıkarken orada karşılaştık. Beni sadece gözlerimden tanıdı, Derya dedi. Ben de İlker dedim, böyle bir, ay orası aynı tür, o anı hiç hayatım, ömrüm boyunca unutmuyorum. Ne yapıyorsun dedim sen burada. Buradayım dedi, tedaviye başlayacağım dedi. Ben böyle bir kendimi kötü hissettim o an. Sonra çıktım odadan. Abla dedi ki, nereden tanıyorsun İlker'i? Ben o çocuğu çok seviyorum dedi. Çok sakin, çok uyumlu, çok güzel bir çocuk dedi. Dedim ki, Selver abla, bu bölüm nedir dedim. Yani burada kimler yatıyor dedim. O da kan kanseri dedi, tedavi görecek dedi. Öyle deyince ben kendimi orada çok kötü hissettim. O konuşmalarımız gözümün önünden geçti. O anı böyle yaşadım, çok mu duyarsız davrandım, neden sormadım dedim. Sonra yemekhaneye indim, boneyi falan açtım, maskemi çıkardım, saçımı başımı düzelttim, İlker'in yanına çıktım hemen. Ondan sonra numaramı yazdım, ben İlker'in numarasını silmiştim, beni aramıyor diye. Sonra numarasını bıraktım, numaramı bıraktım, bırakmana gerek yok, ben de kayıtlısın, silmedim zaten dedi. Kırtasiyenin önünden tekrar tekrar geçtin ama beni görmediğini, yemekhanede çalıştığımı bilmediğini söyledi. Hani telefonda bir umut şey yapmadığın için aramadım da dedi. Ondan sonra ben ilk kere oturuyoruz koltukta, kemoterapiye ne zaman başlayacağımı söyledi bana. Ben de bu süreçte yanında olmak istiyorum dedim. Ben ayrıca burada çalışıyorum, yapabileceğim bir şey de varsa ben yaparım, ben koştururum dedim işlerin için. Çünkü kayınvalidem de onu da çok seviyorum. O da çalışmak zorunda ki kalamıyor yanında. Ben de gündüzleri artık işim part time çalışıyordum ama part time bile yarım part time oldu. Oraya da gitmiyorum. İlker'in yanına gidiyorum. Hep odaya çıkıyorum. Yemekhane en güzel yemeklerini ona ayırıyorum. Aşure çıkıyor, fındıklarını falan seçiyorum. Köftelerin güzel yanmamış yerlerini. İlker'in odasına çıkar. Birlikte yemek yiyoruz. Yani o hani derler ya, her şerde bir hayır vardır. Bizim de orada gerçekten o, evet kötü bir hastalık, çok şükür iyileşti, ilik nakli oldu. Şu an benden bile sağlıklı maşallah. 10 sene oldu, atlattık biz onu.
Ve biz o hastane odasında o kadar güzel şeyler yaşadık ki. O arkadaşlık, aslında arkadaşlık yok zaten, kalbim onu gördüm, kalbimin sesini duyuyordum ben. O kadar heyecanlanıyordum geçer, konuşamıyordum heyecandan. Bir gün oturuyoruz böyle hasta, ilk elimi ben böyle uzatmıştım koltuğu, o da uzattı. Bir dizi vardı, hep o diziyi izlerdik o saatlerde, ikimizi seviyoruz. Elini elimin üstüne koydu. Ondan sonra ben de onun elini sıktım, sarıldık birbirimize. Ondan sonra 16 sene geçti üstünde. Ve şunu söylemek istiyorum, hiçbir şey umutsuz değildir. En kötü zamanlarını gördüm kemoterapi süresinde. Bir insanın en zor zamanında birbirine aşık olabileceği zamanda biz o aşkı yaşadık. Ben biliyordum el ele çıkacağımız oradan. Evli 6 sene sonra evlendik. 6 yıl flörtümüz sürdü. Babam 25'inden önce hiçbir kızımı evlendirmem dedi. Biz 4 kız kardeşiz. İlker de bekledi. İlker 30'una geldi. Ben 24 yaşıma geldim. Babam da çok seviyor kendisini. Ailece çok, yani ailem çok seviyor. İlk damat, ilk göz ağrısı. Biz çocuğumuz bile oldu. 6 yaşında da oğlumuz var. Maşallah. Allah daha nice sağlıklı günler, çoluk, İnşallah. Çombalak, uzun ömürler. Efendime söyleyeyim, evet. Güzel olan her şey sizinle beraber Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. İlker Bey, ben hala o fakültede çalışıyorum. Uludağ Üniversitesi kreşinde 12 sene anaokul öğretmenliği yaptım. Ve hala oradaki hemşirelerimiz, orada çalışan sağlık personeli ilk beni ve Ozan'ı gördüğünde ağlayan hemşirelerimiz oldu. O kadar İlker'i de o kadar çok seviyorlardı ki bir senemiz orada geçti bizim, hastanede geçti. İlk nakli olmak için Hacettepe'ye gitti. Ve İlker'in en çok sevdiğim yönlerinden biri aslında hastanede beni etkileyen, ben 17 yaşındaydım daha o zaman. O dönemde bile benim ona moral verip, benim ona umut vermem gerekirken o bana umut verirdi. Gelecek güzel günlerden konuşurduk. O kadar yaşına göre de o kadar olgun, o kadar akıllı ve mantıklı düşünürdü ki. Yani ben yaşıtlarımla ilerliyorumken İlker'in o yönünden de çok etkilendim. Beni İlker büyüttü diyebilirim yani. Siz birbirinizi büyütmüş, birbirinizi evet. iyileştirmişsiniz. Çok emek verdim, emek verdim. Çok güzeldi. Vallahi. Yani Allah bütün şifa bekleyen hastalara sağlık Amin. Versin, sıhhat versin. Daha önce sizden çokça teşekkür ederdim. Bizi izlemek zorunda olan insanlar için ekstra bir teşekkür edesim geliyor. Silah altında bekleyen askerlerimiz, yani can sıkıntısından televizyonda bizi seyrediyorlar. Şifa bekleyen hastalar ve refakatçileri her zaman için öyle. Efendim kader mahkumları, buradan hepsine selam olsun. Hayırlı tezkereler. İnşallah gün yüzü görsünler. İnşallah sağlıklarına kavuşsunlar. Öpüyoruz, sarılıyoruz. Çok güzel bir hikayeydi. Yani hikaye gibi bir gerçekti. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım.